Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir misafirimizle beraberiz. Germany with Emre, Almanya'dan geldi kendisi. Bugün kendini tanıtacak, daha sonra da Türk-Alman Üniversitesi'nde işletme bölümü hakkında ona sorular soracağım. Aynı zamanda kendisi Türk-Alman Üniversitesi işletme mezunu. Evet Emre, sendeyiz. Başlamak ister misin? Evet, merhabalar Caner. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim kanala beni davet ettiğin için, bu güzel ederim. Video için. Biz de aslında Caner'le şu an ilk defa yüz yüze tanıştık. Ama onun öncesinde sosyal medyadan özellikle iletişimimiz vardı. Ben Emre, 2015 yılında Türk-Alman Üniversitesi'ne girmiştim. Hazırlık süreci artı 4 sene lisans eğitimi, işletme bölümü derken 2020 yılında ben mezun oldum. Ondan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdim Almanya'da. Yüksek lisansa gittim. FA Bielefeld'de okudum. 2022 yılının Kasım'ında mezun oldum. Ekim-Kasım gibi. Şu anda Baden-Württemberg eyaletinde yaşıyorum ve orada bir Alman aile şirketinde çalışıyorum. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Süper. Öncelikle çok sık gelen sorularla başlayalım. Mesela Emre, işletme bölümünü Türk-Alman Üniversitesi'nde okursak Almanya'ya geçiş sürecinde bize ne gibi avantajları olur? Evet, bu güzel bir soru. Aslında ben buradan mezun olalı biraz zaman geçti ve aradan bazı değişiklikler oldu arada. Tabii ki. Ama kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Özellikle hazırlığı bitirdikten sonra Almanca dil sınavına girmeniz, şu an TESTAF, benim zamanımda DSH'ydı. Bu dil sınavı uluslararası alanda geçerli olduğu için aslında sizlere Almanya'da üniversite başvuru sürecinde çok yardımcı oluyor. Çok büyük bir artı aslında. Evet, yani bence en büyük artısı bu. Onu söyleyebilirim. Ayrıca bu sınavın bedava da olması. Kesinlikle, yani normalde bu sınava çalışmak bir kere hani büyük bir olay. Diyelim başka bir üniversite okuyorsun ya da bir yerde çalışıyorsun. Almanca'ya zaman ayırmak İngilizce gibi olmuyor ya Almanca. Kesinlikle. Daha zor oluyor. Ama Almanca'yı öğrenip sonradan İngilizce öğrenebilirsin mesela. Bu bence daha geçerli bir formül diye düşünüyorum. Ve dediğin gibi bu sınava ücretsiz bir şekilde giriyorsun. Hazırlığı bitiren herkes buna girebiliyor. Onun dışında sen de biliyorsun üniversite... Birçok partner üniversiteye sahip aslında Almanya'da. Tabii. Böylece ki sadece Türk-Alman Üniversitesi'nde değil, aynı zamanda Almanya'da da Alman kültürünü öğrenebilme şansınız oluyor. Ben de aslında yurt dışına ilk defa Türk-Alman Üniversitesi sayesinde çıktım bu arada. 2016 yılında Münster'e gitmiştik, bir aylık yaz okulu falan filan derken ben üniversiteyi ve Almanya'yı, Alman kültürünü çok sevdim. Ve şu anda dediğim gibi aslında o yüzden Almanya'dayım. Bu hikayenin başlangıcı da Türk-Alman Üniversitesi'dir. Bu kısaca özetlediğim şeklinde olan özellikleri, avantajları sayesinde diyebilirim. Kesinlikle. Muazzam bir fırsat aslında baktığımız zaman. Çünkü diğer üniversitelere baktığımız zaman bu fırsatı çok fazla önümüze seremeyebiliyorlar. Özellikle Almanya alanında. Evet. Türk-Alman Üniversitesi bence bir numara bile olabilir. Türkiye bazında düşünürsek. Evet. Peki Emre, bu geçiş sürecinde ne gibi zorluklar yaşadın? Ve hangi üniversite aslında Türk-Alman Üniversitesi'nin partner üniversitesi? Ve buraya geçtikten sonra neler yaptın? Bize bundan da bahsetmek ister misin? Tabii ki. İşletme çerçevesinde konuşacak olursam bizim partner üniversitemiz FA Bielefeld. Aslında şu an ismi değişti. Hochschule Bielefeld oldu. Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi diye Türkçe'ye çevrilebilir. Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde yer alan bir şehir Bielefeld. Küçük, tatlı, güzel bir şehir. Üniversitesi de bence gayet güzel. Burada benim için aslında en büyük zorluk benim açımdan korona süreciydi. Değil mi? Tam 2020 yılında gittiğim için her yer kapalıydı, vize alacağım mı alamayacağım mı falan filan derken bir şekilde vize çıktı. Ama Almanya'da da birçok yer kapalıydı lockdown nedeniyle. Biraz tabii, aslında benim için en büyük zorluk yalnızlık oldu. Hani prosedürler, işte o süreçleri falan bir kenara bırakıyorum. Çünkü bence eğer bütün belgeniz tamsa, her şey eksiksiz bir şekilde hazırladıysanız aslında bir şekilde vize çıkıyor. Özellikle öğrenci vizesi konusunda Almanya vize veriyor. Turist vizesi konusunda bazı geri dönüşler alıyorum ama evet, evet. Öğrenci vizesi konusunda problem yok aslında. Benim için en büyük zorluk yalnızlık oldu ilk başta. Sonuçta yeni bir hayata başlıyorsun. Şimdi ben yüksek lisansa geldim. Birçok arkadaşım 18, 19, 20 yaşında insanlar bana yazıyorlar ve lisansa şartlı kabulle gelmek istiyorlar. Aslında bu bence büyük bir cesaret ve gerçekten güzel de bir şey. Buna cesaret edebilmek güzel bir şey. Ama dediğim gibi asıl hikaye aslında orada başlıyor. Peki yurt bulurken ne tarz zorluklarla karşılaştın? Sonuçta Türk-Alman Üniversitesi'nden ya da başka üniversitelerden bir öğrenci Almanya'da lisans ya da yüksek lisans okumaya giderken yurt bulma en büyük zorluklardan birisi aslında. Evet. 6 aydan öncesinden başvuranlar bile bu konuda zorluk yaşayabiliyor. Evet.
Bu konuda şöyle söyleyebilirim. Bence Bielefeld şehrindeki iki üniversitede bu konuda çok iyiler. Ben daha Türkiye'deyken onlara bir mesaj attım. Dedim ki ben şu an İstanbul'da yaşıyorum ve orada Almanya'daki gibi yurt bulamıyorum, arayamıyorum. Bana yardımcı olun yazdım. Ve sağ olsunlar bana yurttan bir oda verdiler. Hemen öyle bir şey ayarlandı. Yoksa dediğin gibi başvuruyorsun yurtlara ve onların bir bekleme süresi var. 3 dönem falan diyor. Benim zaten yüksek lisans 4 dönem. Tabii. Yani hani o çok mantıklı değil. Ama international ofislere yazın bence. Hani onlar yardımcı oluyorlar. Tabii ki, tabii ki. Mesela bazı durumlarda VG Gezucht da kullanılabilir. Kesinlikle. %100 katılıyorum. VG Gezucht olur. eBay Kleinanzeigen diye bir site var. Şu an ismi Kleinanzeigen olarak değişti. Bir de immoscout24.de diye bir site var. Aynen öyle. Bu tarz web sitelerinden aynı zamanda şehirlerin yerel gazeteleri ya da web siteleri oluyor. Orada da yerel ilanlar oluyor. Hani bizim belki Türkiye'de ya da İstanbul'da çok aktif değil ama onlar da faydalı olabilir. Aynı zamanda üniversitelere mail de atılabilir. Hani geçici evet. olarak kalmak Kesinlikle. İçin misafirhaneniz var geçici mı? Geçici çözüm aynen. Geçici çözüm açısından büyük bir avantaj da olabilir. Peki Emre, yurt dışı demişken, Almanya demişken, Türk-Alman Üniversitesi'nde işletme okuyan bir öğrenci yurt dışı bakımından hangi imkanlara sahiptir? Evet, bu da güzel bir soru. Ben aslında 3 defa yurt dışına çıktım ama sanırım artık 2 defa yurt dışına çıkabiliyorsunuz ama bu da bayağı bir olay bence. Bir kere hazırlığı bitirdikten sonra yaz okuluna gidiyorsunuz burslu olarak. Cebinize para veriyorlar vesaire. Bahsettiğim gibi ben Münster şehrine gitmiştim. Daha sonra 2. sınıfın yazında yine burslu şekilde FA Bielefeld'de okudum ben 1 ay. Biz oradayken değişim programı muhabbeti açıldı. Ve bizim senemiz pilot sene olarak Almanya'ya gitti. Benim dönemimde çift diploma yoktu aslında. Daha sonradan çift diploma geldi. Ama bence bu bir kayıp değil. Zaten şu an master da yaptım. Hani Almanya'dan bir diplomam var. 3 defa gitmiş oldum. 2 yaz okulu, bir de 3. sınıfın tamamını 2 dönem boyunca orada okudum. Yaz okullarında tamamen burssunuz oluyor aslında. En azından benim dönemimde öyleydi. Ama yaz okulun dışında değişim programıyla gittiğiniz zaman okul size bir aylık bloke hesap ücretinin tamamını burs olarak vermiyor. Evet. Yine benim dönemimdeki şanslardan birisi. O zaman Türkiye'deki bir kişi size garantör olabiliyordu. Wow. Ben de ailemin işte banka hesabını falan gösterdim. Hani o zaman pek uğraşmadık. Artı DAD bursu falan bana burs çıktı. Bana vize çıktı. Ama şu anda sanırım Türkiye'den garantör olmuyor. Sadece Almanya'dan garantör oluyor. Ya da bloke hesap açmamız gerekiyor. Bütün bunlar çok güzel tecrübeler aslında. Çünkü sadece akademik olarak değil, bunu her zaman söylüyorum, kişisel olarak da kendini orada geliştirme fırsatı buluyorsun. Ben ilk defa mesela aileden uzaklaştım. İşte kendi kendime yaşamayı orada gördüm. Bu beni gerçekten değiştirdi ve kendimi orada keşfettim diyebilirim. Ve aynı zamanda sadece üniversiteye gitmedim. O zaman sanırım 3-4 ülkede gördüm orada yani. Muazzam gezdim. Bir şey. Evet. Gerçekten mükemmel bir şey. İnsanın kendisini geliştirme açısından, kendi ayakları üzerinde durması açısından evet. oldukça muhteşem bir fırsat aslında buna baktığım zaman. Bu arada araya gireyim. Ben de mesela ilk yüze girmiştim B2 sınavından sonra. Ancak benim zamanımda korona olduğu için ben maalesef bu burstan yararlanamadım. Bir ay boyunca Almanya'ya gidip orada Zoma kursa katılamadım. Öyle de bir şanssızlığım vardı. Evet. Maalesef online olarak katıldım. Evet Emre, peki işletmedeki dersler nasıl? Hocalar nasıl? Hocalarla yakın ilişki kurabiliyor musun? Buna da değinmek isterim. Evet, bence hocalar gerçekten bir öğrencinin üniversite hayatında önemli bir rol oynuyor. Ben işletme bölümünün hocalarını genel çerçevede başarılı buluyorum. Ama bugün az önce seninle de biraz hoca ziyareti yaptık. Doğru. Bazı isimler değişmiş, bazı isimler gitmiş. Bence benim dönemimdeki hoca kadrosu çok iyiydi. Şu anda hocaların hepsini buradan göremiyorum. Kesinlikle. Yeni hocaları bilmiyorum. Eminim ki onlar da iyilerdir. Ama ben genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir eğitim kadrosu olduğunu düşünüyorum. İşletme bölümü için. Ama Türkiye'nin en iyisi mi değil. Tabii ki. O da bir gerçek yani. Mesela gerçek. Boğaziçi gibi değil. Kesinlikle. Ama Almanya teması, Almanya ekolü falan bunlar artı puanlar, güzel şeyler. Şimdi ben bir anket yaptım. Mesela takipçilerime de sordum aslında neden Türk-Alman Üniversitesi'nde okumak isterdin diye. Aslında birçok takipçim, hatta %50 oranındaki takipçim bunun sebebinin şunda yattığını söylüyor. Almanya'ya gidip orada bir Alman şirketinde çalışmak istiyorlar. Peki bu açıdan ne faydası olur Türkiye'de
Türk Alman Üniversitesi'nde BVL yani işletme okumanı. Evet. Aslında buradan bir önceki sorunun cevaplamadığım kısmıyla bağlaştırmak istiyorum. Türk Alman Üniversitesi işletme bölümünün dersleri oldukça çeşitli. Şimdi genelde işletme bölümünde bir ön yargı var. İşte okursak işsiz kalır mıyız? İşte abi hukuk mu yazsam, işletme mi yazsam diye mesela bana çok soru geliyor. İkisi çok alakasız aslında iki bölüm. Kesinlikle. Ve işletme bölümüyle yurt dışına gitmek çok daha mantıklı. Ayrıca şu anda hukuk bölümü de çok fazla mezun veriyor. Hani işletme de veriyor ama burada sizin kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. İşletme bölümünde arkadaşlar okursanız bir şirketlik aslında birçok departmanda çalışabiliyorsunuz. Hani ben mesela şu anda Almanya'da bir şirkette finans alanında çalışıyorum. Sizin için finans çok ilgi çekici olmayabilir. Pazarlama var mesela. Lojistik olabilir, organizasyon, HR olabilir. Ve şu an aklıma gelmeyen başka alt dalları da var. Bu açıdan aslında BBL yani işletme bölümü Almanya'da da çok geçerli ve çok aranan bir bölüm diyebilirim. Ben kendim için de iş ararken bir ara ben günde 3-4 iş başvurusuna katılıyordum. Bak düşün yani. Oo. Hani ben buraya ilk yazdığımda bana işte bak Emre işletme yazdın, işsiz kalacaksın falan demişlerdi. Ama Türkiye'yi bilmiyorum. Bence Türkiye'de de bu arada iş bulabilirsiniz. Türk Alman'dan mezun olursanız. Ama Almanya'da falan gayet iş var yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ya Türkiye'de de şöyle bir avantajı var aslında. Genel olarak Türk Alman Üniversitesi'ndeki bölümlerde okumanın avantajı şu. Aslına baktığım zaman Alman şirketleri tarafından, özellikle Türkiye'deki Alman şirketleri tarafından çok aranıyoruz TAVI mezunları olarak. Evet. Mesela kariyer.net'te de ilk 5 üniversiteden birisiyiz şu anda. Mezun bakımından, mezun arama bakımından. Bu nedenle aslında mesela staj bulurken de bu şirketlerde de çok büyük fırsatlar çıkıyor. Mesela Mercedes olsun, Bosch olsun, evet. Siemens olsun evet, vesaire. Evet. Bu tarz şirketlerin de büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum aslında. Yani bu da büyük bir avantaj. Kesinlikle katılıyorum. Aslında buradan şuraya bağlayabilirim. Mesela ben şu an Almanya'dayım. Benim dönemimde galiba tek Almanya'da olan da benim bu arada. İletişimde oldum. Dönemimdeki arkadaşlarım ne yapıyor diye soracak olursanız. Türkiye'de senin de bahsettiğin gibi hep Alman şirketlerinde çalışıyorlar. Siemens olabilir, işte Mercedes-Benz olabilir, Bosch'ta çalışan biliyorum vesaire. Aslında Türkiye standartlarında düşünürsek standartların daha üzerinde bir iş hayatına giriş söz konusu diyebilirim. Peki Emre biraz daha yurt dışına gidelim çünkü çoğu kişi aslında yurt dışını çok merak ediyor özellikle Almanya'yı. Mesela neden Almanya'ya gittin ve şu an nerede kalıyorsun? Kaldığın yerde memnun musun? Biraz uzun bir soru oldu. Şöyle söyleyeyim, ben Almanya'ya ilk gittiğim zaman şunu gördüm. 3 saatlik uçağa biniyorsun abi. Evet. Birçok şey değişiyor. Değil mi? İndiğin zaman tüm atmosfer farklı. Tüm atmosfer değişiyor. Yani buradaki sıkıntılar, sevinçler, hüzünler geride kalıyor. Orada da bir hayat var. Ama bizim buradaki birçok tırnak için söyleyeyim problemimiz orada yok. Ya da benim için önemli bazı kriterler var. Örneğin dışarı çıktığım zaman ben temiz bir şehirde yaşamak istiyorum. Ben İstanbul'da biraz hareketlilikten dolayı biraz böyle tozlu bir şehir olduğunu düşünüyorum. Biraz şu an İstanbul gömdü baba. Yok yok haklısın. Katılıyorum sana. Yani buna sadece katılabilirim. Bu noktada aslında sizin ne istediğiniz önemli bir rol oynuyor. Benim için önemli olan huzur. Dışarı çıktığım zaman gülümseyen insanlarla karşılaşmak. Bu çok çok önemli. Ben şu anda mesela otobüsten inerken şoföre el sallıyorum abi. Şu an öyle bir ortamdayım. Burada herkes böyle daha somurtkan geliyor bana. Hani ben öyle bir insan olmamaya çalışıyorum. Ben pozitif olmaya çalışıyorum ama Türkiye'de de pozitif kalmak zor galiba. Biraz zor evet. Agresiflik oranı çok yüksek. Evet. İkinci planda da elbette maddiyat da yatıyor. Şu anda mesela yeni işe başlamış birisi olarak harcama yaparken ay sonunu düşünmüyorum. Mesela ben orada bir eve çıktım. Türkiye'de aile dışında bir eve çıkabilir miydim? Zor. Açıkçası tek başıma çok zor. Orada eve çıkabildim. Birçok eşya aldım. Çamaşır makinesi falan aldım mesela. Belki dinleyenler için ilginç gelebilir ama benim için gerçekten güzeldi ya böyle. Hani katılıyorum büyük sana. Büyük şeyler gibi geliyor bana. İlk heyecanlar falan. Bu nedenle çok mutluyum. Elbette onun da zorlukları var. Onu da söyleyeyim. Sonuçta konfor alanından çıkıyorsun iyice. Bir de yalnız kalma olayı da aslında çok zor baktığınız zaman. Mesela sana destek olacak kimse yok sonuçta. Tabii, tek tabii. Başınasın evet. Ve tek başına buraya kadar gelmişsin. Tekrardan tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Gerçekten muazzam bir his olmalı. Muazzam bir his. Yani tek başına bir şeyler başarmak güzel bir şey. Ve dediğim gibi konfor alanından çıkmak cesaret istiyor ama insanı en çok geliştiren kararlardan birisi hayatta. O yüzden videoyu izleyen herkese bunu tavsiye ederim.
Yani büyük hayaller kurmak büyük başarılar getirir. Bizler de genciz. Yani senin kalanın da kitlesi biliyorum genç. Kesinlikle. Benim kalanım da aynı şekilde. Yani biz böyle büyük düşüneceğiz. Önümüzde güzel yıllar var. Ki gelecek güzel olsun. Kesinlikle. Katılıyorum. Peki Emre, bu kadar olumlu yanından bahsettin Türk Kalman Üniversitesi'nde işletme okumanın. Hiç olumsuz yanı yok mu? Bize bu konuda da aydınlatır mısın? Olumsuz yanı da var aslında. Hani işletme özelinde değil de üniversite özelinde konuşabilirim. Tabii. Bir kere abi buraya ulaşım çok zor. Yani hiç kolay değil. Benim dönemimde daha da zordu. Dönüşte her zaman şurada bir otoyol var. Oradan hızlıca kabaca geçmek için otobüs olmadığından dolayı hep otostop çekiyorduk. Benim otostop kültürüm oluştu bu üniversitede. Benim dönemimde kampüs bitmemişti. Şu anda da gördüğüm kadarıyla bayağı bir şey olmuş ama hala %100 bitmemiş. Hala inşaat var şu anda. Evet, hala inşaat var. O da bir bence eksi puandı. Kesinlikle. Onun dışında bir başka değinmek istediğim nokta, bence kampüs hayatında sosyalleşmek bir Yıldız Teknik Üniversitesi ya da Boğaziçi Üniversitesi kadar kolay değil. Mesela sadece bir tane kantin var. Bu bir problem aslında. Öyle olunca hani bazen sanırım fiyatlar falan da değişiyor yani. Öğrencilerin aleyhine oluyor genelde. Evet. Hiçbir rekabet olmadı. Evet, rekabet o yüzden iyi oluyor genelde son tüketici adına. Benim için temel eksi yönler buydu. İşletme bölümü açısındansa Almanca bilen akademisyen Almanya'da çok fazla olmadığından dolayı aslında bazı derslerin işleyişi daha iyi olabilirdi bence. Daha oturmuş olabilirdi. Belki şu an daha iyidir. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben 2015 yılında girdim. Güncel durum bilmiyorum. Ama genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Peki mesela hocalar demişken, hocalar %100 Almanca konuşabiliyor muydu senin zamanındaki akademik kadro? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü bu da gerçekten problemli bir durum olabilir. Eğer dersler %100 işleniyor denmesine rağmen %100 Almanca işlenmiyorsa. Şöyle söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse bazen Türkçe'de konuşuyorduk. Evet. Bazen şöyle oluyor. Hocalar Türkçe daha iyi ifade edebileceği için ve önemli olan öğrenmek olduğu için kesinlikle. Türkçe anlatıyor. Bazen bu talep öğrencilerden de geliyordu bu arada. Hocam bize Türkçe anlatın gibisinden. Öyle bir durumda arada oluyordu, evet. Kesinlikle. Yani %100 Almanca derken aslında tamamen Almanca geçtiğini söylemek derslerin biraz hayal olabilir bu noktada. Evet, evet. Yani evet. Şimdi sana son bir soru olarak şunu yöneltmek istiyorum. Tercih dönemindeki arkadaşlara ne önerirsin? Özellikle Türk Alman Üniversitesi'nde BVL yani işletme bölümü tercih edilmeli midir? Neden? Neden değil? Evet. O zaman şöyle özetleyeyim. Eğer amacınız yurt dışına çıkmak ise Türk Alman Üniversitesi diyorum. Türk Alman Üniversitesi işletme. Hazırlığı bitirdikten sonra lisans okumak için başvurabilirsiniz. Benim yaptığım gibi burada mezun olup yüksek lisansa gelebilirsiniz. Ya da mezun olursunuz, Türkiye'de bir Alman şirketinde çalışırsınız. Biraz tecrübe kazandıktan sonra yurt dışını kovalayabilirsiniz. Bu biraz zor bir yol bu arada. Ama bunu deneyen arkadaşlarım da var. Kesinlikle kendi kararlarınızı verin. Aileniz, arkadaşlarınızın kararı da, onların düşünceleri çok önemli ama sonuçta sizin hayatınız. Bana da tercih döneminde dışarıdan çok fazla söz gelmişti. Hani şunu yaz, bunu yazma falan diye. Ben kendi isteğim çerçevesinde bir tercih yaptım. Şu an çok mutluyum. Size de bunu tavsiye edebilirim. Ama diyelim puanınız çok iyi. Mesela Boğaziçi'ni kazanabiliyorsunuz. O zaman Boğaziçi'ne gidin. Boğaziçi vesaire, oradaki işletme bölümü çok daha iyi tabii ki. Tabii ki. Yani çok daha eski bir bölüm olduğu için tabii, dersler aynen çok daha oturmuş. Aynen. Ve hocaların kalitesi de zaten tartışılmaz. Emre, teşekkür ederim. Ben teşekkür kanalıma ederim. Kanalıma konuk olduğu için. Gerçekten ilk karşılaşmamızdı ve ilk karşılaşmamızda da sizler için bir video çekelim dedik. Evet. Şu an kampüste oturuyoruz beraber. Umarım yararlı bir video olmuştur. Daha fazla Türk Alman Üniversitesi hakkında içerik için hem Emre'nin hem de benim kanalımı takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.